Abil 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 boğum. Çok iyiyiz ya. Evet değerli futbol severler, Fasa Fiso'dasınız. Beşiktaş Trabzonspor derbisi, daha doğrusu Trabzonspor Beşiktaş derbisine hoş geldiniz. Erdal Bey, maçta merhaba. Başladı. Başladı ya, başladı. Durduk yere başa hoş bulduk canım, nasılsın? İyidir valla, sen ne yapıyorsun? Böyle peş peşe maçlar çekiyoruz. Ne ya, durmadan işimiz gücümüz yok. Bir de diyorlar ki Hüseyin Bey gelecekmiş. Hüseyin yoldaymış, geliyormuş. Enis vardı. Ben yoktum. Hemen o zaman bir skor tahmini alalım burada seyircilerimize. Tabii ki tabii ki. Plakayı tersten saplarız ya, 6-1. 6-1 Beşiktaş diyorsun. Evet. Ben bu maça 2-2 diyorum. Temennin oğlum bu. Temenniyim ama belki de skoru. Bilmiyorum, yeneceksek 6-1 yenelim, yenemeyeceksek. 2-2 güzel mi? Yani başka skor istemez. Evet sevgili dostlar, maç başladı ya. Ya 1-0 olsun bizim olsun tabii ki, işin şakası bir tarafa. Evet tabii şimdi yani. Galatasaray geri geldi. Yani şimdi Galatasaray geri geldi hocam, Osimhen. Trabzon'da öyle kolay lokma bir takım değil yani, nihayetinde yenebilir de puan da alabilir. Trabzon deplasmanı da zor deplasmandır. Ya tabii herkes bir Galatasaray değil, nihayetinde ki Beşiktaş'tan 5'i yesin. Bütün sezon konuşacağız bunu. Pinkmur. Yalancısın inanamam Osimhen aga. Osimhen aga adlı yeni single'ımızı tüm müzik marketlerde dinleyemezsiniz çünkü henüz çıkarmadık. Tüm müzik markette kalmadı ki zaten. Kalmadı. Eskiden müzik marketler vardı. Siz bilmezsiniz. Ah. Bir de sex shoplar. Sex shoplar gerçi hala vardı. Erotik shop var ya. Erotik shop var. Erotik shop var. Yılların eskitemediği meslek. Evet. João Mario. Yeni oğlum, transfer ben... João Mario da oyunda. İyi başladı ya. João Mario akıllı adam gibi sanki ha. João Mario deli misin? İyi oyuncu oğlum João Mario. Bakma Osimhen de aynı gün transfer edildiğinde böyle karmaşaya getirildi ama direkt yıldız transferi. Buna biraz Enis ya. Vardı dediler. Biraz tamam ya Rabbi. Bana var dediler. Allah'ım izlerim diye ne halleri düştük Erdal Bey. Hani Enis vardı? Allah'ım diye sevinen Fırat Beyler nerede acaba? Fırat bilmiyorum. Ey Fırat Bey. Fırat tur atıyor. Trabzonspor gol atsın, hemen Fırat arayacağım, hemen anında. Arama, hoş ver ya, arama. Ya Raşitsa, hızlı olsan anlayacağım, hızlı bir adam olsan. Bak mesela orada Rafa Silva olsaydı, evet, hızıyla gidebilirdi pıtı pıtı. Yani topu doğru düzgün kontrol edemiyorsun, bir de içeri kat ediyorsun. Çek, yap ortayı ya. Raşitsa ya. Raşitsa. Gördüğün gibi bugün saçlarımı topladım. Neden? Yepyeni bir tarz veriyorum. Gerçekten de değişik olmuş. Sağ ol, teşekkür ederim. Neden? Hiç fark etmedim ha sen. Allah Allah. Saçlarımı topladım kardeşim. Bu arada 18 Ekim'de Joker Pub Kanyon sahnesindeyim sevgili dostlar. O konsere gelmek isteyenler arasından 10 kişiye davetiye vereceğiz. Dünkü Galatasaray maçıyla toplamda 10 kişiye davetiye vereceğiz. Yorumlara ben de gelmek isterim adlı yazıyı yazarsanız biz oradan vereceğiz 10 kişiye. Ben de gelmek isterim adlı mı? Ben de isterim. Aha Trabzon geliyor. Aha Trabzon geliyor. Hüseyin o ya. Efendim Hüseyinci. Kapı mı? Kapıymış. Oğlum en az en altıyla basacaksın ya. Aha Trabzon geliyor. Aha Trabzon geliyor. Ya neredesin sen ya? Merhabalar. Saçlarını kestirmişsin hayırlı olsun. Saçlarımı kestirdim. Bir de boya attım. Boya atmadım. Doğal benim renk değiştiriyorum. Bakayım lan. Üstüne baksana oğlum. Niye boya attın amına koyayım ya? Çok sarı oldu. Sonra sarıya mı boya attın dediler. Boya atmadım diyorum. Bordur gibi kapkaranlık. Oğlum çok belli olmuş ya. Ama bir şey diyeceğim. Çok sarardı saçlarım ya. Ya bir... Maça bakalım. Benim bu maç hakkında yorumlarım var. Neden sarardı saçlarınız Hüseyin? Neden? Saçlarım çok beyazdı da anlarım. Fıstık da var ha. Sararmış ki ya arkadaş. 30 bin izlenince herhalde. Prodüksiyon, prodüksiyon. Evet. Hoş. Abone oldunuz, beğendiniz, hype'ladınız bu videoyu sevgili dostlar. Bir şey yapın artık. Bu varsa aha, herhalde orada. Ne olur. Hüseyin yanına çağırıyor. Bir saniye suratına vurdu. Bence kırmızı kart. Hemen söyle geldin. Skor tanrı. 3-0 Beşiktaş. Vay anasını ya. Hiç objektif değilsiniz. Oo kırmızı kart. Basmış. Kırmızı kart. Basmış. Direkt kırmızı kart. Tantana'ya gerek. Aşağıya basmış. Tantana'ya hiç gerek. Oğlum bu ne ya? Şimdi bir şey diyeceğim. Uyarıyla mı geçeceksin bunu? Hayır geçemeyecek. O VAR'a çağrılacak. Basmış aşırı. Bu Rafa Silva'yı vurmadan durduramazsınız diyen bir tetikçi vardı. Fıstığı bana attın kardeşim. Fıstığı şuraya attım ama pardon. Yerim ağzından mı fırladı? Ağzından fırladı. Nereden fırlayacak fıstık? Onu şeyde... Fıstık fırladı ya. Orada bir tetikçi vardı. Buna vurup... Uzatma konuyu. Fıstık fırlamış. Fıstık artık fırlamış. Bırak sen şu fıstığı. Oo. Bu kırmızı. Bunun 3 maç cezası var. Lanet olsun ki oynayamadım. Oğlum ne kırmızı lan bu? Kırmızı.
Kırmızı. Ama biz seninle bunu yarım saat önce dedik zaten kırmızı diye. Hayır, piç. Adam sakatlandı lan. Adamın aşırı kopsa... Aşırı koptu lan adamın. Olan bir oyuncumuz var zaten. Mert Taner'den nereye geldi? Pozisyon kırmızı kart. Hayatta falan demeliydi spiker yani. Şenol Güneş'in havalar ne ya? Ama şimdi kırmızı kart yorumlayacağız. Niye tamam, sikerim? Koy şuraya ya, bir şey olmaz. Bunun bir daha... Bu ne ya? Of! Kırmızı abicim. Bunun bir bakılacak bir şey yok yani bu. Hiç utanmıyor. 12. dakika. Edin Vişça. Sikir git. 6-1 geliyor galiba. Ben 3-0 dedim değil mi? Ben 6-1 dedim. İçimden mi? Ben 6-1 dedim. Plakayı tersten saplayacağız dedim. Hayallerinde bile bir tane yiyoruz ya. Böyle bir şey olmamış. Oğlum plaka. Ya bu çocuğun bu cehaleti, genel kültür seviyesinin 0 olması. Ne alakası var? To 6-0 olsun da Tokatlıyız ikimiz de, Tokat plakasını yazsın. Ben Tokatlı değilim aslanım. Biz Florida'lıyız. Nerelilisin? O çoraplarla nasıl Florida'lısın sen? Böyle. Nike Florida'dan çıkma. Ama buna bir de ne bileyim bir de... Çevirip ben var ya, ben hakem olacağım, çağırırım geri, bir daha kırmızı gösteririm buna. Doğru, bu öyle söyleyeyim. Evet doğru. Net kırmızı kart abi. Geç. Bastı. Kırmızı kart gelebilir. Sarı. Kırmızı gelebilir. Bakayım. Ya tık. Kırmızı. Ya nereye kırmızı ya? Bırak Allah aşkına sen ya. Adam! Topa vurmuş lan! Bileğe basmış, aşırıya bassaydı kırmızı. Yok, bu ayağının ucuyla 3 tane, 2 tane... Ya bir bırak Allah'ını seversen. Yok kardeşim, 8K bu... 8K ekranda... 8K değil, istiyorsanız 18K ya. Çıkar. Bu... Buna VAR'a çağırırlar ama bilmiyorum yani bu... VAR'a çağıramazlar acı onu, geç onu. Bence diğerinde adamın topla alakası yok, direkt gidiyor aşırıya basıyor. Aynı nasıl kepeğe koyabilirsin ya adam... Burada ilk önce topa müdahale ediyor. Ben koymadım ya. Kim, sen niye kime zehirlendin ya? Sıçarım ağzımıza ha. Kimse de bir şey demedi orada. Biz de bence de kırmızı değil dedik ya. Ama aranıyor yani. Ama bu. Sarısı var. Sarısı var. Tamam Asu Akko'ya ne gerek var? Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Değil mi? Az önce kırmızı kart görmüş. Az önce kırmızı kart görmüşsün lan. Hakem bırak. Heyecanlı atmak için ha. Sana bakıyor. Aranıyor yerim ya. Lan diyor ki yani şurada bir rüzgar esse de ben bir kart göstersem diyor birine. Sen gidiyorsun. Masuaku köyüne dön aslanım. Trabzonspor çok tehlikeli yerden kullanacak. Evet. Ben o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Golü yedik senin yüzünden. Senin bu konuşmanın yüzünden biz golü yedik ya. Ben bir şey demiyorum artık. Gol geldi. Trabzonspor 1-0 önde. Bir şey diyeceğim. Zaten gol yok mu? Konuştu çünkü yiyeceğiz golü yani. Bir şey diyeceğim. Bugün... Şomazlı diyebilir miyiz? Yok, Şomazlı diyemeyiz. Çünkü oradan bildirim geldi. Nereden geldi Aşbak? Lan canlı aç izliyoruz. Bak, korsan canlı mı izliyoruz? Aç bak bildirim. Korsan mı izliyoruz biz? 9 saniye. Yok. Nerede yok? Yok. Al bak. Offside yok. Offside yok da öncesinde şu adama bir foul mu? Hiçbir şey yok. Gol. Ya bu da olmamalı ama ya. Niye lan, duran toptan gol yenir. Ya 10 kişi kalmışsın. Güzel vurmuş kafayı şimdi. Güzel vurmuş güzel abi. Güzel yere gitmiş. Şimdi bu Immobile'ye foul yok mu orada? Yok. Yok, ben merak top ediyorum. Top orada değil abi. Top orada değil, kaz zıplasa belki orada olacak. Bu pozisyon foul. Yok öyle bir şey. Bu pozisyon foul. Siz buradan geri gelir misiniz? Sen bana onu söyle. Kimse itiraz etmedi ya. Neye itiraz etsin oğlum zaten? Abi foul o pozisyon ya. Hayır oğlum. Immobile itiraz etmez mi o zaman? Haydi bakalım. İşler değişti şimdi. Bakacağız. Ben sizi... İşler değişti şimdi. Bakacağız. Ya Hüseyin Bey, Instagram'da DM'leşiyor burada ya. Artık gelmeye başladı. Hüseyin boş yapma ya. Filmi şunu izle ya. Ben neyi izledim ki ya? Sen beni izliyorsun sürekli ya. Kamerada... Ben sana soruyorum ya. Neyi vurdun? Ya ben de muhatap olma arkadaşım. Bakın maç için ne? Yani gerginim zaten şu anda. zaten bunun şeyi gergin futbol değil mi? Evet. Gerildik şu anda. Ya gerileceğiz. Mecbur gerileceğiz. Bizim ne zaman görülmüş 5-0 attığımız? Yakın bir zaman. Cevap veremedi görüyor musun? Sana bıraktım şeyi bu. Bana Enis var dediler. Bıkmıyor da lan. Hadi oğlum siz de atacaksanız atın artık. Ben de sıkıldım yani ya. Bu adam çok sıkıldı. Sıkıldı. Gerildi ve sıkıldı. Gerildi ve ikisi aynı anda oldun mu? Oy güzel aldı. Raşit adam ben de aldırdım. Valla koy ortaya ikimizi. Heh, geleneksel Raşit'sa gömmenlerim başladı. Ya 10 kişi kalmış rakip. Buna da oynayamıyorsun, ona da oynayamıyorsun. Evinde oynayamıyorsun. Vallahi anlamadım arkadaş ya. Adam buraya maça mı geliyorsun, DM'leşmeye mi geliyorsun ya? Deme ya. İnternet kafe gibi kullanıyor ya. Senin utanman da yok. Utanması yok. Kesin ya. Evin wifi ağına bağlandın değil mi? Ha bir de. Yo wifi'de değilim. Hüseyin ne oldu? Gençleşince kızlar yazmaya başladı herhalde saçların beyazlar gidince. Instagram paylaşanı mı oğlum senin? Yo ben. Oğlum bizde var. Ciddi ilişki adamıyım. Ciddi. Bir de bizim neyi? Bizi kadın izliyor mu bizi? Tabii ki lan. Var mı öyle oğlum, bir şey? Oğlum cinsiyetçi. Ona göre giyinip miyinip gelirim ben bundan niye çıplak sonra mı geliyordun bundan çıplak önce? Çıplak görmüyor musun? Vallahi şak mı geliyordun sen buraya? Şunu iki daha açarım mesela kadınlar izliyorsa. Yazsınlar yoruma. O nasıl bir yorum ya, kadınlar izliyorsa iki daha açarım.
Bu ne cinsiyetçilik, bu ne sapıklık. Hayır, ya. Erkek. Biz erkek bedenini seks objesi olarak kullandırtmayız burada. E ben de onu dedim işte. Sen zaten seks objesi değilsin oğlum. Neyi diyorsun ya? Ya belki o öyle görecek olan şeyler var. Senin burada ya? Bu işlere girmeye çalıştı ha. Yapamadı. Ayrıldı kanaldan neredeyse. Demek ki kadın yok belli ki herhalde. O var canım. Olmaz mı? Ya kadının olduğu yerde o da olurdu bir yerlerinde. Oğlum kadının olduğu yerde düzen, nizam, güzellik vardır. Bizim vardır. Kanalımızda da bunlar var. Sizin var. İstikleri de birer birer eğiyoruz aslında. Biz burada... Ben daha önce birkaç tane... Burada hiçbirimiz seks objesi değiliz. Yani ben değilim. Ben de değilim. Ben... Duruma ne seks objesi ya? Nasıl konuşuyorsunuz ya? Evli bakladım ben bir kere. Ya sen obje misin Hüseyin? Bir kere önce... Sen evli misin? Ya evet. Evliyim veya değilim. Senin ne alakası? Ben bana mı varacağım? Niye soruyorsun? Allah çok mantıklı. Allah ya. Ne diyeceğim? Niye karışıyorsun ya? Ben zaten onun evli olup olmadığını biliyorum. Ben şu an medeni durumunu... Ya bugün... çok medeni bir insanım oğlum. Medeni durumum bu. Yani şimdi... Bugün öğrenmek için sormuyorum. Yayıncılarımızda bir şey olsun. Yayıncımızda olur. Hangi yayıncılarla lan? Bunu da yiyoruz var ya tuzlu fıstık. Bunlar çay biz da yiyor. Biz golü yemişiz tuzlu fıstığı yesek ne olur ya? Kek yemiyordur. Yanında bira vardır da bunun da kafa güzel diye yorumlayabilirler. Kim için? Benim için. Bizim için olacak değil. Tabii giriyorsun konu seks meks. Yani. Seks diye bir şey demedim ben. Sen de seks dedin ya. Ben seksi unuttum ya. Seks dedin oğlum. Seksi mi unuttun? Evet unuttum. Ya nasıl bir kanal olduk biz. Unuttum. Ya bize ne oldu ya? Kanalın adını değiştir ya. Ben iki dakika. Elizabeth Gergin. Gergin Elizabeth. 2 dakika izlendik, 30 binler falan filan yani, izlendik, hemen cıvırttık. Gergin Elizabeth olarak kanalı değiştirelim soyadını. Sıçtınız muhabbetin içine. Ulan ben DM'den bir tane cevap verdim. Geldi seks, gitti seks ya. Of! Of Allah'ım o ne çalım ya. O çalımdan sonra da opas. Rafa Silva'dan güzel bir çalım. Beden çalımı. Beden çalımı. Beden çalımı. Bedenini bir obje olarak kullanıyor Rafa evet. Silva mesela. Ulan korneri yemek için... Uçtu lan. Allah'tan hakem. Oynadı tabii ki. Yedi korner. Niye bekleyeyim sabahtır korner bekliyorum. Raşit'sa mı yaptı o korneri? Galiba. Onun geri şeyine güvendim. O saçma ortalarına güvendim. Allah razı olsun. Kendine güvensem gol oynardım. Doğru. Geldi. Rafa! Uğurcan Çakır! Oğlum nasıl çıkardı lan onu? İnanılmaz bir çıkarma. Oğlum o nasıl çelinme? Öyle bir çelinme yok. Lan. Aklımı çeldi. Çok iyi bir kurtarış bu. Evet. Çok iyi bir kurtarış. Çok gerçekten zor yerden çok zor bir kurtarış. Sekerek çok iyi bir yerden sekmiş. Tebrik ediyorum. İyi güzel orta. Sağlı sollu da geliyoruz ha. Yenim bir zahmet zaten. Dakika oldu 37. Aha aha. Getson Fernandes. Ne dedik koyacağız dedik. Ne oldu? Konuş hadi. 1-1 oldu. Konuş. Çok da güzel gol bu arada. Ha. Çok da güzel gol. Daha, Getson iyi atıyor bu ara. Daha 1-1. Bilemiyorum. Çok şık paslaşmalar izledik harbiden. Ama yani son 10 dakikadır Beşiktaş geliyor. Gol geliyorum dedi geliyor, hocam. Geliyordu zaten. Dedi. Gol geliyorum dedi. Aha! Aha Trabzon mu geliyor? Aha! Yok ya. Ne oluyor lan? Bir dakikadır top oraya gitti. Ben paslaşıyorlar sandım. Ben köşe de. Vuruşu için miydi bu? Elini ağlat oğlum. Bekle oğlum. Bunlar niye buraya toplanmış? Keşke şuraya doğru atsa ya sağdaki. Dur bir saniye. Korner var burada. Gol mü lan bu? Bu Masuaku niye şöyle vurmuyor ortaları ya? Penaltı. Allah çarptı penaltı. Bırak. Aynısını bu foul alıyor şimdi. Asiktir lan! Allah kahretsin seni ya! Ulan aynısının daha kötüsünü orada penaltı vermiyorsun. Öncekini göster. Ne var ki burada? Bıraksın içinden geçsin mi? Bak. Aynısı! Onu! Onu penaltı bu ya! Penaltı yeter bu. Lan! Penaltı. İzle bunu! Adamın ulan lan, çok iyi! Oha! Penaltı lan bu! Bu penaltı. Bu net penaltı hocam. Ya dur ne oynatın bir de şunu ya. Buna penaltı demeyeni döverler. Vara gidecek. Abi gitsin böyle bir indirme mi var? O zaman arkası dönük herkes. Oğlum oha. Allah kahretsin seni ya. Gitmedi. Yok geldi. Gitmedi valla. Oğlum nasıl net yok penaltı? Abi net böyle penaltı. Bir şey yok ya. Oo hakem var ya. Bu tamam mı? Bu tetikçi bu. Bu tetikçi bak. Bu Trabzon mu zaten? Abi dalga mı geçiyorsunuz siz bizle ya? Ne oluyor oğlum? Önce boğazını tutuyorsun, sonra yüzünü tutuyorsun, sonra kendini yere bırakıyorsun. Ne oluyor? Allah belanızı versin ya! Dirseği açık diye. Şerefsiz! Dirseği açık diye ya bu sarı yani. Adam arkasından geleni görmüyor. Topa giderken böyle gitmiyor. Ya gitmedi. Ne dirseği ya? Sarı ya kardeşim gibi. Bırakın Allah'ını seversen. Ya foul de olmaz. Futbol büyüdü değersin ya. Bir de oradan iki olsa var ya iyice kaosa. Yemin ediyorum penaltıyı da vermedi. Kıçı dayayan oyuncuyu o zaman al çekindir. Hiç gözünün milyonların kardeş. Önünde ya. Net penaltı. Vara gitmedi ya. Net penaltı. Aynısının daha şeyini gitti orta sahada foul verdi. Bir saniye sonra utanması olur adamın ona vermezler ki hani. Aynen, devam ben müdahale ettir şey. Sert oynatıyorum. Sert oynatıyorum. Tövbe estağfurullah ya. Bu maç zor biter. Söyleyeyim. Bu, bak
mimikler Beşiktaşlı oyuncuyu gelip azarlamaya çalışması. Bu neyin nefreti ya? Oğlum VAR'da kim oturuyor? Niye var bunlar o zaman yani? En azından bir çağırırsın lan. Lan buna çağırmayacaksan neye çağıracaksın? En azından bir çağır lan yani. Yine Uğurcan Çakır. Bu nasıl bir organizasyon lan? Çok iyi oynuyoruz. Evet artık ilk yarı olaylı maç. Olaylı maç hayda. Şerefsiz. Bir dakika daha uzar. Bu maç başka bir maç hocam. Bu var ya yani gerçekten hakem. O Hasan Arat var ya yemin ediyorum Az Yıldırım iniyordu. İnsin oğlum devre arası. Sevgili dostlar ilk yarı bitti. İlk yarı sona erdi. Durum 1-1 Trabzon deplasmanında. Olaylı verilmeyen bir penaltı var. Kırmızı kart var. Abi o pozisyon penaltıdan daha skandalı var. VAR'a çağırırsın VAR'dan sonra verirsin. Görmedin dersi falan. VAR niye VAR'ın çağırmama motivasyonu ne ya? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. VAR niye çağırmıyor? Kayıtları da çok merak ediyorum o pozisyonu. Merak ediyoruz. İkinci yarı görüşürüz. Değerli futbol severler ikinci yarıda birlikteyiz. Bir birlik eşitlik var mı? Soku soldan girdi gitti. Lan bırakın gitsin lan. Aslında çevirdi de. 4 kişi geçti çevirdi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Lan hadi lan Raşit'le bir Topist'le bir ne bileyim. Bekliyor adam oğlum. Yok ya Raşit'sa niye biz kanat almadık bilmiyorum yani. Aldık niye hala bu oynuyor ya? Semih nerede? Sakat mı? Yok. Al bu maç işte. Oy. Faul la. Niye faul vermedin orada? Çok ilginç. Adamların arasından çıktı. Kendini yere attı çıkınca. Topu kurtardı yani, kendini attı. Ben bir tane sağ kanat arıyorum ya. Çalım ya her 3 taneden birini ikisini geçecek birini arıyorum. Ha ben bundan faydalanıyorum. Bunun saçmalıklarından 3 tane korner aldım mesela. Zaten 6 tane oynadım. 3 Raşit'e sayesinde geldi sağ olsun. Doğru. Buna göre oynuyorum. Ama ne bileyim güzel bir kanat olsa da gole göre oynayıp kazansam. Doğru. Ay! Immobile ya. Immobile bunu yapıyorsa var ya. 7 korner oldu arkadaşlar. Benim bahsim biter. Hadi hayırlısı olsun. Karşı tebrik ederim. Bir pilav ısmarlarım yani. Tabii. Zaten ısmarlayacaktım. Buradan da dönüp penaltı verir benim şansıma. Evet. Bir daha da 7 korner de olmaz. 2-1 de olur. Yok. Ya verir mi? Nasıl korktu? Yok. Yokmuş zaten. Doğru yayıncıyız yani yokmuş. Beşiktaş orta kafa gol oynar mı? Orta kafa golle zor bence de. Yani ilk goldeki gibi tak 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 yapması lazım. Evet ve ona da ama adamlar zeki. Kanatlarda burada bir embesil var. Oradakini tutmak biraz zor. Onu deniyorlar işte Beşiktaş'ta. Evet, zaten bırakıyorlar dikkat edersen. Tabii adamlar da sol kanattan gelen ortalara. Karşılayalım maç bitsin diyorlar. İşte orada kanatta bir tehlike olacak ki boş bırakamayacak böyle 6 metre 5 metre açamayacak. Oy! Gene Uğurcan! Kanadı görüyor musun? Kanat böyle olur ya. Adam bir şekilde ortayı yapıyor. Çok iyi vurdu be. Rafa Silva topuk. Oğlum. Gene zor kurtarış abi. Tam şu dakikada gol olacaktı işte. Ya yok mu şimdi oğlum? Raşit'in yerine bir tane girecek cengaver Semih ya. Semih var eğer sakat değilse. Niye adam farkı ya? Göreceksin yani. Bir çıkarsa farkı niye göreceğiz takımın da. Dakika oldu 62. Ya çıkar şunu artık abi ya. Abi nasıl bir adamsın sen ya. Ne kadar belli eden bir hareket değil mi ne yapacağını? Çalınmıyor ki zaten adamın karşısında dur yeter. Bakıyor zaten oğlum oraya doğru vuracak yani. Atmayın şuna ya. Atmayın Allah'ını severseniz atmayın şuna ya. Lan onu bile zorladı adamı. Düzgün atamadı ya. Svensson zorladı lan. Vallahi Svensson zorladı ya. Alıyor geriye veriyor. Ben yaparım oğlum bunu yaptığını. Olumlu bir hareketi yok ya. Ben bir de çalım yaparım. At bir fake göster bir geç şu bir şey yap. Şu 60 dakika boyunca yaptığını yaparım ben yani. Evet adam eksik. Daha iyisini yaparsın 10-20 kere kanatta buluştun bir tanesi düzgün bir yere gider. Çok evet Raşit'se hemen kenara. Çok iyi bir hamle ya ben uzun zamandan sonra ilk defa teknik direktörün bu kadar faydalı 2 tane değişiklik bak daha sonuca varmadan söylüyorum. Evet. Çünkü Muçi'yi de almasının sebebi 50 tane adam var alacağı satacağı adamı almasın kolay kolay. Evet. Ekip 10 kişi. Bu maç onun maçı ortada bomboş 2 tane 3 tane şut denemesi var bana göre yüksek bir ihtimal Muçi'nin golü de var. Ya niye öyle yapıyorsun? Evet. Bak adam solda boş kardeşim ya. Evet. Ver geç içeri ya. 2-2 bu arada. Trabzon 2-2 ya. 2'ye yemin ediyorum. Ya artık 2'ye çok. Draguş. Oho. Evet Semih bunları deniz. Önde kaldılar bu arada. Trabzon önde kaldı bu arada. Zaten bir kişi eksik. 5'i de orada kaldı. Devam. Ben böyle 85'e kadar bile olsa Trabzon'a yaranmak için hakem zaten muhtemelen bir 8-10 verecek. Evet. O sıra sen misin 8-10'u veren? Oğlum Trabzon'a yaranacaksa niye 8-10 versin? Hemen bitirir. Yok hani gol atsınlar diye uzattım. Ya artık lan Trabzon niye gol atsın? 2-1 oldu. Ben mi gol attım? Lan penaltıyı vermediler bir de konuşuyorsun ya ben. Penaltıyı vermediler kardeş. Maradona gibi. Lan. Maradona Semih. Of. Geçe geçe gitti. Bitiremedi ya. Of. Şurada vur işte ya. O yere gidiyormuş. Direkt solundan gidiyormuş. Gol dedim ben oğlum. Şu gol mü? Doldurun lan içeri. Oy. Of.
Bir dakikada bir atak yapıyoruz artık yani. Gol gelecek. Abi gelecek ve seri gelecek yani. Çık abi çık. Çık çık. Çık lan çık. 4 kişi kaldı burada. Vallahi çok kalıyor bunlar ileride ya. Bir ikiyi bulsak yeter ya. Ya oğlum niye böyle gerizekalı hareketler yapıyorsunuz? Veya niye hepiniz desteğe gelmiyorsunuz? Tamam devam. Devam. Devam devam. Güzel güzel güzel. Titre. Devam. Bırakmayın o iyi vallahi. Allah Allah. Lan niye deniyorsun ya? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen ya? Kendi isteğini bitirmedi. Hatamız var piç. Hatamız var. Sen kim oluyorsun kesiyorsun? Kafayı darbe yok bir şey yok ya. Bakın bakın penaltı vardır bakın. Orada ne güzel koşuyordun. Ne oldu da gittin orta sahada bıraktın Beşiktaş atağında kendini. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir skandal yok ya. Şerefsiz ya. Takım atağa kalkmış orada. Yatıyorsa yatıyor oğlum. Ya. Kafa kafaya çarpışmadı bir şey olmadı. Kendini bıraktı çıksın. Yoruldu bıraktı ya. Tedavisi ne olsun dışarıda. Her şeyi geç. Kendi takım arkadaşı atmadı oğlum dışarıya. Orta sahadan yani yardırdı. Okay'a o zaman niye atmadı oğlum dışarı? Abi bu neyin tedavisi oluyor ya? Neyin tedavisi oluyor bu yerde yatarak ya? Ya böyle bir şey yok ya. Hayır müdahale de yok oğlum. Sohbet ediyorlar şeyle. Sağlık ekibiyle. Sağlık ekibiyle sohbet ediyorlar. Vallahi sohbet ediyorlar. Bir şey görmüyorum ben yani. Oyuncu değişikliği. İmmobile'yi alsın zaten. Aldı. İmmobile gitti. Bugün yoktu. Yoruldu. Nasıl durdurdu? Yata yata yoruldu. Son deparda yoruldu. Çıkaramam ben dedi kalan süreyi. Kendimi yere bırakayım dedi. Oyuncu değişikliği olsun dedi. Buna sen çanak tutarsan bu futbol gelişmez işte. Bu bir golü yiyecek. Bugün alkışlayan Trabzon taraftarı o golü senin yüzünden yedik diye yarın bir gün ona tepki gösterecek. O oyuncu ertesi maç yatmayacak. Of. Hakem durdurdu. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Lan ne yapıyorsun sen? Allah kahretsin seni ya. Gerizekalı mısın? Beyinsizin evladı. Atağa giden takımı durdurdu ya. Lan bunun kaçıncı faulü ya? Sarı da göstermiyor. Ya sarı da göstermiyor. Niye durdurdun ya? 3'e 3 kalmış takım. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ya şu geçen seneki hakemleri atacaksın ya. Vallahi atacaksın ya. Oğlum gerçekten bu nedir lan? Atacaksın ya bu hakemleri direkt. Tetikçi lan bu. Ya sarı vermedi, bir şey vermedi. O pozisyonu niye durdurdun? Bir müdahale yok. Sert bir müdahale yok. Atağa giden takımı durmadan kesiyor ya. Bu hakemler böyle olduğu sürece bunlar devam edecek belli kanka. Atın şunları ya. Ya yönetim çıkıp konuşsun. Beşiktaş yener, yenilir, berabere kalır fark etmez. Ama çıkıp konuşması lazım yönetimin. Şu maçtan sonra. Yemin ediyorum ödü kopuyor ya Beşiktaş atak yapacak diye ya. Elinde olsa her şeyi durduracak ya. Niye çaldın o düdüğü lan? Lan atsana sen de bir aç bir orta. Aç bir orta ya. Aç şurayı bir orta dibe ya. Sağ kanat Sabahtır aldığını geri veriyor ya. Aa Ozan Tufan vardı lan Trabzon'da. Artı 6 ne ya? Lan sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir hakem çıktın 8-9 sen 8-9 her türlü oynanacak ben sana söyleyeyim. 98-99 oynanır. Bunu yaz. Net. Net oynanacak. 96.30'da falan bitirdiklerinde bizle beraber gel hakeme söv. Söverim kardeşim ne demek? Beşiktaş golü atmamış olursa o dakikaya kadar. Atarsa zaten 100 yüzü oynatır. Evet maçta artık son anlar. Ver şuraya ver şuraya. Oğlum beklemeyin tamam. Artık la. Oğlum atmayın şuna ya. Atma şuna geri alacaksın ya. Tamam ver ortaya. Tamam yüklen. Güzel abi. Hele şükür sola geldik. Olanın biteni çıkın çık. 99'da bitirdi. Neyin ikisini ekledin? 98, 96 hani 2 ekliyordu. Zaten 87'de yatardı. Tamam 6'ydı artı 2'yi dedim. 87'de. Oyun başladı 92'ydi zaten. Evet. Oyun 91'de başladı. 87'de yatardı. Ya lanet olsun size ya. Futbol oynayanı da böyle tutarsanız gerçekten alın götünüze sokun liginizi yani bu kadar. Yerde yattılar. Hakem penaltıyı es geçti. Utanma desen yok. Ağır desen yok. Beşiktaş'ı çok kolay kart çıkartıyor. Sarı kart vesaire. Lan kırmızı kartı vermiyordu. Adam Vizca'ya böyle anlatıyordu. Uyarıyordu Vizca'yı. Adamın aşiline basmış uyarıyordu. Ulan o faulü kenarda avantaja nasıl bırakmıyorsun? Bırakmıyorsun nasıl kart göstermiyorsun? Bunu bir siktir olup gitsin açıklasın bunu ya. Yarın bunu açıklasın ya. Sen niye atağa çıkmış takımı kesiyorsun? Bu takım böyle doğranıyor zaten. 10 kişi takım böyle doğranıyor. Kalkıp top ayağındaki takıma al sana kırmızı kart denmez. Böyle böyle durdurursun oyunun adamın. Doğrarsın. Böyle doğrarsın. Beşiktaş yönetimi de çıkıp bu akşam eğer tamam mı? Zehir zemberek konuşmazsa bu hakem hakkında. Bizi zaten tüm sezon mahvederler. Gerçekten ezikçe bir davranış olur. Eğer bugün çıkıp bir tepki göstermezse bizim hakkımızı çok yerler bu sezon. Penaltımızı vermezler. Kolay şey olur. Kart görürüz. Bunlar böyle sevinir. Yerde yatana sabah akşam ha şu mesela evet. Neydi Barzo mu Banza ha? Barza. Sevgili dostlar Beşiktaş puan kaybı şerefsiz yaşıyor. 4. haftada 5. hafta mı lan bu? Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, hype'lamayı unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın. Alın Banzo'nun şeyini formasını alın. En çok yere yattığı maçtı ya sevin. Şuna bak beraberliği seviniyorlar ya. Şu hareketlere bak ya.